Beyler bayanlar selamlar. Bugün yeni bir Baksı oyunuyla karşınızdayım. Hem de bir yandan bir bilgilendirme yapayım dedim. Evet, videolar biraz geç geliyor. Nedenini arkadaşlar bir sürü oyunla ilgileniyoruz. Bir sürü projeyle ilgileniyoruz. Eğer projelerden hemen haberdar olmak istiyorsanız. Örneğin şu anda videosunu hazırladım. Bu projeyi de ta ne zaman paylaşmışım sizlerle birlikte. Ayın 28'inde paylaşmışım. Ve o zamandan beri bazı çekilişler oldu vesairesi oldu. Ama videosunu yapmak maalesef bazen gecikebiliyor arkadaşlar. İşlere yetişemediğimizden dolayı. Her şeyden önce haberdar olmak istiyorsanız öncelikle Discord'a gelin diyelim ve proje incelememize geçelim bakalım. Oyunumuzun ismi Zombie Outbreak Survival arkadaşlar. Bu oyunda ne yapacağız? Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Apokaliptik bir dünyada zombiler istila etmiş. Siz de bir şekilde hayatta kalmaya çalışacaksınız. Tabi bu Project Zomboid gibi öyle muhteşem bir oyun değil. Yine tıklamalı oyunlardan olacak arkadaşlar. Oyun yapımcılarıyla da birebir tam doğru bilgileri aldım. Sadece dümdüz white paper okuyup geçmeyeceğim. Neyin yaklaşık olarak ne zaman geleceği ve nasıl olacağıyla ilgili bilgileri de verler. Hatta bu projeyle ilgili bayağı uğraştılar. Bir tane trailer çekmişler. Gerçi benim çok hoşuma gitmedi açık veren söyleyeyim trailerları ama yine de merak eden olursa buradan hazırladıkları, özendikleri trailer'a da bakabilirler. Oyunu oynamak için öncelikle bir tane karaktere, silaha ve kalkana ihtiyacınız var arkadaşlar. Oyunda sadece tıkla ve gönderden öte birazcık daha farklı değişiklikler var. Zaten o yüzden beğendim. Ne değişikliği arkadaşlar? Bu tıkla ve gönder görevleri, hani her zamanki yaptığımız diğer oyunlarda ne? Mine yaptığımız görevleri bu sefer multiplayer bir şekilde yapabileceğiz ve bize ekstradan ödül verecek. Bunlara geçmeden önce birazcık da oyun mekaniğinden bahsedeyim size. Oyun mekaniğinde arkadaşlar yapabileceğimiz bazı farklı modlar olacak. Farklı görevleri gönderebileceğiz. Öncelikle Subrun. Subrun adından da belli olacağı gibi gidiyorsunuz. Karakterinizi bir yere gönderiyorsunuz. Oradan bir şeyler alıp kaçmaya çalışıyor. Ve sonucunda da size bazı ödüller getiriyor. Bu ödüller ise gönderdiğiniz görevin zorluğuna göre değişiyor. Buradaki white paper'da hemen en aşağıya bakarsanız görevlerin bir de süreleri olduğunu görebilirsiniz. Hatta şuradan da bakarsak 4 saatten 7 güne kadar olan görevler var arkadaşlar. Şimdi 4 saatlikle 12 saatlik görevler genelde daha çok food için lazım. Peki food ne işe yarıyor arkadaşlar? Her göreve gönderdiğimizde canımızdan belli bir miktarda azalıyor. Ve karakterimiz en sonunda ölüyor. Şu anda bu ölüm açık değil. Onunla ilgili de birazdan detaylı bilgiyi vereceğim zaten. Ve karakterinizin ölmemesi için arkadaşlar food'la beslemeniz gerekiyor. Food'la canını dolduruyorsunuz. Bir bakıma enerji olarak düşünebilirsiniz aslında. Medium görevlerde de hem ekipman hem de food düşebiliyor. Long duration olan 3 ve 7 günlüklerde ise tamamen ekipman düşüyor arkadaşlar. Ne kadar daha iyi ekipmanınız varsa o kadar daha ödülünüz artıyor. Biraz önce ne demiştik? Multiplayer olarak abi 3 kişi, ben sen bir de aldık Emre abi birlikte göreve gönderdik. Burada hem normal subrun görevinden gelecek ödülü alıyoruz. Hem de Silver adlı bir token'dan alacağız arkadaşlar. Silver da oyunun esas token'ı olacak. Bu Silver ne işe yarayacak? Karakter öldüğü zaman, hatta şurada Silver Economics kısmında daha detaylı bir şekilde ince yazacaklarını, güncelleyeceklerini söylemişlerdi. Yine de ne işe yaradığını buradan görebiliriz. Hem özel eşyalardan hem de medical kitlerden alıyoruz. Medical kits de eğer karakteriniz olur da ölürse onu tekrardan canlandırmaya yarıyor. Ki oyun mekanikleri arasındaki dead kısmından da buradan görebilirsiniz. Öldüğünüz zaman merak etmeyin, hiçbir şekilde NFT'niz yok olmuyor, burn olmuyor, yanmıyor arkadaşlar. Sadece tekrardan karakterinizi canlandırmanız gerekiyor. Silver'ın diğer kullanım alanlarından bir tanesi de Battle Mode arkadaşlar. Battle Mode daha ileride gelecek. Zaten şuradaki daha ilerideki gelecek olan kısımları da yine white paper'ın sol tarafından buradan inceleyebilirsiniz. İlk başta survival gelecek ve subrun yapmaya başlayacağız. Sonra alliance kuracağız. Yani başka insanlarla tanışacağız ve multiplayer yapabileceğiz. Daha sonrasında Era 3'de de battle modlar açılacak. Bir sonraki aşamada daha da gelişik binalar kuracağız. Yani aslında yine post-apokaliptik dünyadaki işleyiş süreci gibi. Abi hayatta kalmaya çalışıyorsun, tek başınasın. Ekip kuruyorsun, yine hayatta kalmaya çalışıyorsun. Ondan sonra düşman insanlarla karşılaşıyorsun, PvP açılıyor. Daha da gelişiyorsun, binalar, köy kuruyorsun. Gibi bir hikaye üstüne aslında oyun peşlerini yapmışlar. Bu kısımda benim çok hoşuma gitti aslında. Ve daha sonrasında da raidler olacak. Raid açılana kadar zaten bir videoya daha çekerim. O yüzden raid'i geçiyorum arkadaşlar. Peki Ozan iyi güzel de ne alacağız, ne zaman alacağız, ne kadar patlayacak ve en başta ne yapabileceğiz, ne oynayabileceğiz? Şimdi adım adım tekrardan ilerleyelim sizlerle arkadaşlar. Bu oyunun satış tarihi görebileceğiniz üzere 19 UTC ayın 10'u akşam 10'da alabiliyorsunuz. 3 tane paket satılacak. Zombie Slayer Crate arkadaşlar. Ultra Zombie Slayer Crate ve Survivor Booster Pack adı altında. İçeriklerinin ne çıktıklarını ve fiyatlarını
gelip Discord'larına katılıp kendiniz de buradan görebilirsiniz. $80, $170, $35 diye 3 farklı paket satılacak. İşin güzel yanı, diğer oyunlardaki gibi o uzamalı bir süreç olmayacak. En azından söylediklerine göre oyunun başlangıç tarihi ise hemen 2 gün sonrasında oyun başlayacak. Ve biz oyun başladığı anda ne yapabileceğiz? İravan'dan başlayacağız. Peki diğer modlar ne zaman gelecek? Direkt oyun yapımcısıyla kafama yatmayan yerleri sorduğumda multiplayer 2 ay sonra, daha sonrasında da battle modlarında bir 2 ay daha sonrasında geleceğini öğrendim. Yani ikişer arayla yeni oyun modlarını çıkartacaklar. En başta da hatırlıyorsanız karakterlerin belli bir canı gidecek ve food bunu dolduracağız. Doldurmazsanız karakterin öldüğünü ve bunun medical kit ile tekrardan karakterinizin canlandırabileceğinden bahsetmiştik. Ve daha sonrasında da hemen şuradan detaylı size de tekrar göstereyim. Medical kit ile karakterinizi canlandırabiliyordunuz ama bunu sadece Silver ile alabiliyordunuz. Şimdi Silver arkadaşlar sadece multiplayer'da ve daha sonrasında da battle modlarda çıkacak. Ama bu modların daha çıkmasına 2 ay ya da 4 ay var diyor. 2 ay sonra çıkacaksa bu mod, başta sadece food alacaksak ve karakteri beslemezsek ölecek mi? Hayır, ölmeyeceğini söyledi direkt oyun yapımcısı. Multiplayer bir sonraki patch gelene kadar ölümler kapalı olacak. Yani şu anda sadece besleyeceğiz, göndereceğiz, besleyeceğiz, göndereceğiz. Gerekiyorsa ilerisi için food stone yapacağız ve multiplayer gelip oyunun token'da Alcor'da listelendiğinde aynı Crypture World'ün bizi başında başladık, daha sonrası da güzel oldu ya, onun gibi en başından bir yatırım yapıyor olacağız. Peki oyunu yatırımsız nasıl oynayabilirsiniz arkadaşlar? Çekilişe katılarak. Evet, güzel haberi de verelim şimdi. Bugün ayın 7'si. Videoyu da zaten bugün paylaşacağım hemen. Öyleyse ne diyelim? 8'inde ve 9'unda arkadaşlar birer tane çekiliş yapalım. Ve birincileri Twitch üzerinden yapacağımız çekilişe birer tane paket bırakacağız. Diegen'in bize çekiliş için verdiği paketlerden dağıtacağız. Çekilişe katılmak için Discord'a gelin. Saatlerden haberdar olun. Ama büyük ihtimalle akşam 8'de olur diyorum. Bir aksilik çıkmazsa daha da geç olur. Net tarihi öğrenmek için ise mutlaka Discord'a katılmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.